Miyom, polip ve regl düzensizliğini gideren mucize kür. Bu videomuzda kadın hastalıklarına ve bağırsak poliplerine kısa sürede şifa olacak bir kürden bahsedeceğiz. Kürümüze geçmeden önce miyom, polip ve regl düzensizliğinin nedenlerinden bahsedelim. Hazırsanız şifalı kürümüzü anlatmaya başlayalım. Miyom nedir ve neden oluşur? Miyom, rahim içinde gelişen iyi huylu tümörlerdir. Miyomlar, rahim duvarının kas ve bağ dokusunda oluşan büyümelerdir ve kansere dönüşmezler. Genellikle 35 ila 45 yaş arasındaki kadınlarda görülür. Menopoz dönemi ve ergenlik çağında miyom görülme sıklığı azdır. Miyomların varlığı düşük veya kısırlığa yol açar ve hamileliği zorlaştırır. Miyom oluşumunun nedenleri net olarak bilinmemekle birlikte genetik ve hormonal değişikliklerin etkili olduğu düşünülmektedir. Adet döneminin erken başlaması, obezite, miyom nedenleri bakımından risk faktörleri arasındadır. Miyom belirtileri hormon seviyelerinin düşmesinden dolayı genellikle menopoza girdikten sonra sabitlenir veya kaybolur. Bağırsak polipleri nedir ve neden oluşur? Polipler, kalın bağırsakta en sık karşılaşılan tümör çeşitleridir. Ancak vücudun diğer kısımlarında da görülebilmektedirler. Kalın bağırsak polipleri, bağırsağın iç yüzeyindeki anormal büyüyen kitlelerdir. Genellikle iyi huylu olmalarına rağmen bazı durumlarda kansere neden olabilmektedirler. Bu nedenle herkesin 40 ila 45 yaşından itibaren senede bir kez olacak şekilde kolonoskopi ve endoskopi kontrolü yaptırması gerekir. Bağırsak poliplerinin neden oluştuğu tam bilinmemekle birlikte ailesinde kolon kanseri olanlar, aşırı kilolu kişiler, hareketsiz bir yaşam biçimi olanlar, stres altında yaşayan ve sigara içen kişilerde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Regl veya adet düzensizliği nedir ve neden oluşur? Adet döngüleri arasındaki ortalama süre 28 gündür. Bazen daha kısa veya daha uzun olabilir. Kadınların adet süreleri arasındaki boşluk 21 günden az veya 35 günden fazla ise bu duruma adet düzensizliği denir. Adet düzensizliğinin yaygın nedenleri hamilelik, hormonal dengesizlikler, enfeksiyonlar, rahim içi ve yumurtlama sorunları, miyom ve polikistik over sendromu gibi hastalıklar, travma, stres ve ilaç kullanımıdır. İşte şimdi tüm bu sorunlara şifa olacak İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiye ettiği kuru soğanın kaynatılmasıyla yapılan kürümüzü tarif edebiliriz. Malzemeler: 1. Bir orta boy kahverengi kabuklu kuru beyaz soğan. 2. Bir bardak su, 250 ila 300 ml. Hazırlanışı: kaynamakta olan bir bardak içme suyunun içerisine ince kabuğu soyulmuş orta boy bir kuru soğanı 4'e bölüp atınız. Soğanların dışındaki kahverengi kabuklar mutlaka soyulmalıdır. 5 dakika kapağı kapalı olarak kaynatınız. Ardından ateşten alın ve ılınmasını bekleyin. Kullanımı: ılık hale gelen soğan suyunu süzerek bir bardağa alın ve için. Bu suyu boş mideye öğle ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce içmelisiniz. Ilık veya sıcağa yakın ılık olarak soğutmadan içilmelidir. Her seferinde yeniden hazırlayın. Öğlen bir soğan ve akşam bir soğanı bir bardak suda kaynatın. Her seferinde tek içimlik yapmaya özen gösterin. Kürü hazırlamak için mutlaka kahverengi kabuklu beyaz soğan kullanılmalıdır. Kullanılacak soğanların dış kabuğunun kuru ve taze olması gerekir. Çimlenmiş ve köklenmiş olan soğanlar kullanılmamalıdır çünkü bunlar bayattır. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar: polikistik over, kist ve polip şikayetlerine karşı soğan kürü kullanımı tek başına yeterli olmayabilir. Mutlaka doktor kontrollerinizi yaptırın ve sadece kürü uyguluyorum diye durumunuzu ihmal etmeyin. Miyomlarınız ara kanama yapmamışsa ve 5-6 cm'yi geçmemişse İbrahim Saraçoğlu bu kürü yapmanızı tavsiye ediyor. Adet gününden 15 gün önce küre başlamanız gerektiğini de hatırlatalım. 15 gün düzenli içtikten sonra 6 ay ara verin. Ardından tekrar bu karışımı 15 gün boyunca için. Miyom için soğan kürü 15 günden fazla uygulanmamalıdır.
Uyarı: hamilelerin soğan suyu içmeleri bebeğin rahim duvarına tutunmasını zorlaştırdığı için düşüklere neden olabilir. Bu nedenle hamilelere önerilmemektedir. Gaz ve şişkinlik sorunlarına neden olabileceği gibi alerjik bünyelerde yan etkiler oluşabilir. Bunun yanı sıra regl döneminde soğan kürü veya suyu içmek ise adet kanamasının artmasına sebep olmaktadır. Çünkü bu suyun adet söktürücü bir etkisi vardır. Soğan suyu kürünü kan şekeri değerleri normalin altında olan bireylerin, yani hipoglisemisi olan kişilerin kullanmaması önerilmektedir. Son olarak düzenli bir ilaç alıyorsanız küre başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışarak etkileşimi olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.